Eğer 1945 yılında İngiltere'nin Oxfordshire'daki şirin kasabası Great Rollright'ı ziyaret etmiş olsaydınız, pişirdiği mükemmel çörekleriyle bilinen ve her pazar ayininden sonra düzenli olarak komşularını çaya davet eden nazik ve tatlı dilli Miss Burton'u muhakkak duyar, severdiniz. Tipik bir İngiliz aksanıyla konuşan esmer, ince yapılı, zarif giyimli, evli ve 3 çocuklu Miss Burton, yıllar içinde kasabanın sevilen bir siması olmuştu. Herkesin hakkında olumlu düşündüğü olabilecek en sıradan görünümlü ev kadınıydı. Komşuları Miss Burton'ın mis kokulu kurabiyelerini sıcak çaylarına banarken bilmedikleri şey ise evliliği sahte ve her çocuğu farklı bir kişiden olan bu ev hanımının Alman, İngiliz ve Amerikan istihbarat servislerini atlatmış, iki kutuplu dünyanın ortaya çıkmasını yani Soğuk Savaş dönemini mümkün kılmış ve neredeyse Hitler'i öldürmüş olacak olan Albay Ursula Kuczynski isimli bir Sovyet casusu olduydu. Nitekim kendi çocukları bile bu gerçeği yetişkinlik yıllarına kadar bilmediler. Bu videoda size Sovyet bilim adamlarının nasıl olup da neredeyse eş zamanlı şekilde nükleer bomba yapma kapasitesine ulaşabildiklerini, yani tarihin en önemli casusluk hikayelerinden birini anlatacağım. Hikayemiz 20. yüzyılın ilk çeyreğinde o dönemin Almanya'sı olan Weimar Cumhuriyeti'nde başlıyor. Hadi benimle gelin. Berlin'de yaşayan zengin, entelektüel ve Yahudi Kuczynski ailesinin 1907 yılında bir kızları oldu. Ona Ursula adını koydular. Ursula Kuczynski. Sosyalizmi ve işçi haklarını destekleyen Kuczynskiler, Alman Komünist Partisi kurucularından Karl Liebknecht gibi büyük düşünürlerinde bulunduğu oldukça entelektüel bir sosyal çevreye sahipti. Ursula küçük yaşlarından itibaren sosyalist teoriden çok etkilendi ve politik aktivizme de tutku duydu. Henüz 17 yaşındayken Komünist Parti'nin bir üyesi olmuştu bile. İlerleyen yıllarda sokak eylemleri ve protestolarda komünist metinler dağıttı, bizzat protestolar düzenledi. Geleceğinden emin olduğu devrim için silah kullanmayı öğrendi. Bu protestolara katılmaktan ötürü kütüphanedeki işini bile kaybetti. Ama hayatı sadece aktivizm değildi tabii. Konu aşk olunca kendi kadar komünist olmayan mimar Rudi Hamburger'e tutuldu ve onunla evlendi. 1930'da eşi Rudi Şangay'da bir iş teklifini kabul etti ve 23 yaşındaki Ursula da onunla gitti. O zamanlar Çin, Chiang Kai-shek'in milliyetçi Kuomintang Partisi tarafından yönetiliyordu. Ancak Şangay aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin doğum yeriydi ve komünizm ülkede yükselen ve büyüyen güçtü. Ursula da bu ülkedeki komünist mücadelede yer almaya karar verdi. Bunu yapması kolay olmadı çünkü dışarıdan gelen görece üst sınıf bir kadın olarak siyasi devrimcilerle bağlantı kurması değil, bahçe partilerinde kendi gibi eşinin işi sebebiyle gelmiş diğer ekspat hanımlarla omuz omuz olması bekleniyordu. Ama Ursula kararlıydı ve sonunda sosyalist bir gazeteci yazar ile bağlantı kurdu. Agnes Smedley adlı bu kişi Ursula'nın daha sonra öğreneceği üzere aslında bir casustu. Agnes Ursula'daki hevesi ve heyecanı görünce onu Richard Johnson isminde biriyle tanıştırdı. Ursula yine bilmiyordu ancak tanıştığı kişinin gerçek soyadı Johnson değil, Sorge'du. Çin'deki en yüksek rütbeli Sovyet casusuydu. Sorge, Ursula'ya devrimlerinde Çinli yoldaşlarını desteklemeye hazır olup olmadığını sordu. Ursula tereddütsüz konuştu. Elbette yoldaş. Eşi Rudi işteyken Ursula'nın dairesi güvenli bir ev olarak devrimcilerle toplantılar için kullanıldı. Sorge devrimcilerle görüşürken Ursula nöbet tutuyordu. Kısa bir süre sonra Ursula'nın Michael adında bir oğlu oldu. Michael, Ursula'nın bundan sonraki hayatında casusluk faaliyetleri için mükemmel bir kılıf olacaktı. Bu zarif, kadınsı, üst sınıf annenin Sovyetlere yardım ve yataklık ettiğinden kim şüphelenecekti ki? Rudi dahil kimsenin şüphe etmediği bir başka şey de Ursula ve Sorge arasındaki aşk ilişkisiydi. Ursula ile derin bağlar oluşturmuş olan Sorge'un Ursula'ya güveni sarsılmaz hale geldi. Bu nedenle Ursula'yı başka ajanlarla da tanıştırdı. Ursula kısa süre sonra ajanlar arasında mesajlar gönderiyor, topladığı istihbaratı rapor haline getiriyor ve Richard'ın Moskova'ya geçebileceği yararlı bilgiler edinmek için üst sınıf gurbetçi gruplarında da sosyal bağlantılarını geliştiriyordu. Sorge yazdığı raporlarda Ursula'ya bir kod ad verdi. Sonya. Tanışmalarından birkaç ay sonra Sorge, ajan Sonya'dan bir Çinli yoldaşı yetkililerden saklamasını istemişti.
Bu zor bir sınavdı. Bir kaçağı evinde saklamak için Ruslan'ın Rudy'ye olan biteni itiraf etmesi gerekiyordu. Rudy karısının bir Sovyet casus çetesine karıştığını öğrenmekten hiç memnun olmadı tabii ama neticede yapmak istediklerine sempati duydu ve isteksizce de olsa kabul etti. Ancak evlilikleri bir daha asla eskisi gibi olmadı. Aralık 1932'de Sorge telefonla Ursula'ya ulaştı ve "Moskova'ya çağrıldım," dedi. İki casus sevgili birbirlerini bir daha hiç görmedi. Ancak Richard Sorge bulunduğu pozisyondan Ursula'nın hayatını etkilemeye devam edecekti. Zira ayrılışından kısa bir süre sonra Sorge'un tavsiyesiyle Ursula ileri ajanlık eğitimi için 6 aylığına Moskova'ya davet edildi. Böylece Ursula gerçek bir Sovyet casusu olarak eğitim alma şansı yakaladı. Rudy Şangay'da kalırken küçük oğulları Michael da büyük anne ve büyük babasının yanına gönderildi. Ursula o dönem Moskova dışında kalan Vorobyeva köyünde bir eğitim merkezine geldi. Burada herkes onu sadece Sonya kod adıyla bildi. Sonya bu eğitim merkezinde Morse alfabesi, kısa dalga radyo, yakın mesafe dövüş sanatları, patlayıcılar ve daha pek çok şey öğrendi. Eğitimin sonunda son nefesine kadar Sovyetler Birliği'ne sadık kalacağına dair and içen ajan Sonya, ilk görevi için Japonya'nın işgali altındaki Çin eyaleti Mançurya'nın Mukden şehrine gönderildi. Johan işi gereği onu Mukden şehrine getiren bir iş adamı rolü oynuyordu. Görevleri Çin direnişiyle bağlantı kurmak ve onlara mücadelelerinde yardımcı olacak Sovyet literatürü ve kaynaklarını sağlamaktı. Ursula bu göreve yanında oğlu Michael'ı da götürdü. Yolculuk sırasında iki ajan birbirlerine aşık oldular. Önce Şangay'a geçtiler ve Ursula burada Mukden'deki satış elemanı olmak için Şangay'daki bir kitapçıyı ikna etti. Bu bahane altında Mukden'deki direnişçilere içinde esas materyalleri kamufle edilmiş kitap kasaları gönderildi. Ancak bu yeterli değildi. Mançurya'daki komünistler ile direkt temasa geçilmesi gerekiyordu ve ajan Ernst daha yaşlı, daha deneyimliydi. Bu nedenle Sovyetler için daha değerliydi. Deneyimsiz ajan Sonya ise gözden çıkarılabilirdi. Bu nedenle Ursula çok daha sık şekilde tehlikeye maruz kaldı. Johan ve Ursula hem Sovyetlere rapor vermek hem de direnişle irtibat halinde kalmak için kendi yaptıkları özel vericileri kullanıyorlardı. Ancak bunların parçalarını sınırdan öbür tarafa Ursula geçiriyordu. Üstelik oğlu Michael'ın oyuncak ayısının içinde. Ursula bu süreçte Mançurya'da temas kurduğu Chu adında etkili bir komünist için demir yolu saldırısında kullanılacak patlayıcıların malzemelerini de sağlamıştı. Chu, Ursula'yı bir başka komünist isyancı olan Sushin ile tanıştırdı. Her ikisi de anne olan Sushin ve Ursula yakınlaştı. Sık sık çocuklarından bahsediyor ve karanlık düşüncelere kapıldıkları zamanlarda yakalanırlarsa çocuklarına ne olacağını konuşuyorlardı. Bu korkuları da yersiz değildi. Nisan 1935'te Ursula'nın kapısında nefes nefese bir çocuk belirdi ve eline bir not tutuşturup kaçtı. Notta Sushin'in yakalandığı yazıyordu. Çocuğu ve ailesi de ortadan kaybolmuştu. Ursula hızla durumu rapor geçti. Moskova'dan "Orayı hemen terk edin," yanıtı geldi. 15 ay sürmüş olan bu görev sonrası Johan Pekin'e, Ursula da Polonya'ya atanacaktı. Uzun süredir sadece aşık rolünde değil, gerçekten iki sevgili olarak çalışan çift bu sefer de görev gereği ayrıldılar. Üstelik o sırada Ursula, Johan'ın çocuğuna hamileydi. Şangay'daki eşi Rudy ile yeniden bağlantıya geçen Ursula, bu geçen süre içerisinde faşizmin yükselişi nedeniyle onun da radikalleştiğini gördü ve Rudy'nin de Sovyet istihbaratına çalışmak için hazır olduğunu Moskova'ya bildirdi. Bunun üzerine çift birlikte başkent Varşova'da yaşamaya başladı. Ancak buradaki görev sırasında Ursula tekrar aniden Moskova'ya çağrıldı. Bu kez neden? Önder Stalin'in paranoyaklığıydı. Sonya gibi pek çok Sovyet ajanı aynı anda Moskova'ya çağrılmıştı ve kötü bir sürpriz onları bekliyordu. Kendini Sovyetlere ve komünist devrime adamış çok sayıda ajan Stalin'in büyük tasfiyesinde öldürüldü. Kimi muhalif olmakla, kimi karşı devrimci olmakla suçlanmıştı. Ancak Rus bile olmayan, dışarıdan gelmiş bir yabancı olarak görülen Ursula'dan şüphelenen olmadı. Zira Ursula'nın istese de Sovyetler içinde Stalin karşıtı bir oluşumda etkili olamayacağı düşünüldü. Ajan Sonya tasfiyelerden zarar görmeden kurtulmuş oldu ve daha da önemlisi o dönem komünizme olan inancında en ufak bir sarsılma olmadı. 1938 yılında Nazi tehdidi Avrupa'yı sardığında Ursula tarafsız kaldığı için casus yuvası haline gelen İsviçre'ye gönderildi. Buradaki görevi istihbarat toplamak ve yine kendi yaptığı bir radyodan Moskova'ya bilgi geçmekti. Daha sonra yanına İngiltere'den bir acemi ajan da gönderildi. İsviçre'deki bu ekip roman sayfalarına yazdıkları görünmez mürekkep ile haberleşiyordu. Daha sonra kendisi de bir efsane haline gelecek olan acemi ajan Alexander Foot, Osteria Bavaria'da yemek yemek için şans eseri durduğu restoranın
aynı zamanda Adolf Hitler'in en sevdiği mekan olduğunu öğrendi. Ursula ona restoranın müdavimi olmasını ve mekana uğrayan Nazi SS subayları ile bağlantılar kurmasını söyledi. Ursula ekibine Len Burton adında İngiltere'de görev yapan bir başka acemi ajanı daha kattı ve bu şekilde cüretkar planını devreye soktu. Öğle yemeği sırasında Führer'i öldüreceklerdi. Hitler'in restorandaki favori masasının altına bir valiz bombası yerleştirme şansı yakalandı ve beklenmeye başlandı. Hitler'in birkaç gün içerisinde bölgeye geleceği istihbaratı alınmış ve her şey hazırlanmıştı. Gerekirse restoranın içinde Hitler'le birlikte öleceklerdi. Ancak plan aniden durdu. Neden? Çünkü eylemden sadece günler önce 23 Ağustos 1939'da Sovyetler Birliği ile Almanya arasında saldırmazlık anlaşması imzalandı. Ursula dünya tarihinin gidişatını değiştirecek bir eylem yapma imkanını kıl payıyla kaçırmıştı. Moskova'dan da gelen talimat ile görevi iptal etti ve ajanlarını geri çağırdı. Ancak büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. Çünkü Nazizmle savaşmak için komünistlere katılmıştı. Komünizme değil belki ama Sovyetlere olan tutkusunun alevi sönmeye başladı. O günlerde bir İngiliz pasaportunun çok faydalı olacağını düşündü. Bu yüzden Len Burton'dan onunla evlenmesini istedi ve eşi Rudy'den boşanma kararı aldı. Ursula ve Burton'ın sahte evliliği yıllar içerisinde kalıcı ve sevgi dolu bir ilişki haline geldi. Ve daha sonra ondan da bir çocuğu oldu. Yine de hayat evdeki mutluluktan, meşgaleden ibaret değildi tabii. Sovyet istihbaratında hala yapılması gereken işler vardı. Haziran 1940'ta Ursula, Sovyetlerin İsviçre'deki başcasusu Alexander Rado ile çalışmak için görevlendirildi. Rado, Fransa sınırındaki kitaplara gizlenmiş mikrofilm halindeki raporları kaçırıyordu ve bu raporların içeriğini Moskova'ya iletmek için yetenekli bir radyo telsiz operatörüne ihtiyacı vardı. Ursula daha önce İsviçre'de ormana gömmüş olduğu telsiz parçalarını çıkardı ve kısa süre sonra Sovyet istihbaratına hayati bilgiler göndermeye başladı. Bu dönem neredeyse kimliği açığa çıkıyordu. Çocuklarının dadısı olan Olga Muth, Ursula'nın casus olduğundan şüphelenmişti. Ursula'nın bir casus olması Olga'nın pek umurunda değildi ama mesleğinin çocuklarını tehlikeye attığını düşünüyordu. Ve bu nedenle Ursula'dan Londra'ya kaçmış olan ailesine katılmasını istedi. Evet, Kuczynskiler tam zamanında Berlin'den kaçmıştı. Ursula ise bunu reddetti. Bu durum karşısında dadı Olga, çocukların güvenli bir yere gönderileceğini ümit ederek Ursula'yı yetkililere ihbar etmeye karar verdi. Ancak İngilizcesi o kadar kötüydü ki İngiliz konsolosluğunda personel onun dediklerinden bir şey anlamadı. Bunun üzerine Olga, Ursula'nın komşusuna güvenerek bildiklerini ona anlattı. Komşu şok oldu ancak Ursula'nın başına gelecekleri düşününce Olga'nın planını Ursula'ya söyledi. Ursula da hemen hakkındaki gelişmeleri Moskova'ya bildirdi. Cevap hızlı geldi. Ursula'nın İsviçre'deki varlığı artık bir tehditti. Çok fazla insan onun gerçek kimliğini biliyordu. O ve eşilerine derhal İngiltere'ye gitmeleri emredildi. Ursula'nın Hitler'i öldürmesine mani olan saldırmazlık anlaşması ise sadece 2 yıl sonra Haziran 1941'de Nazilerin Sovyet topraklarını işgal etmesiyle son buldu. Bir anda Londra ve Moskova kendilerini aynı tarafta buldular. Elbette bu, Ursula'nın veya İngiltere'deki diğer birçok Sovyet ajanının casusluk çalışmalarını durduracakları anlamına gelmiyordu. İşte bu ajanlardan biri de Karl Fuchs'tu. Ursula gibi Fuchs da hem bir Alman hem de kendine adamış bir komünistti. Ama aynı zamanda dünya çapında bir nükleer fizikçiydi. Savaş patlak verdikten sonra Fuchs, İngiltere'ye iltica hakkı kazandı. Burada Amerikan ordusu tarafından atom bombası geliştirme çalışmaları için hemen işe alındı. İngiliz istihbaratı bombanın savaşa son verebileceğine inanıyordu. Ancak Sovyetlerin plana dahil olmasına izin vermeyeceklerdi. Fuchs da Sovyetlere yapılanın haksızlık olduğunu düşündü ve bir şeyler yapmak istedi. Ama bilim tarihinin en gizlilikle yürütülen çalışmasının detaylarını Sovyetlere nasıl iletecekti? Moskova bu kritik görev için bir kez daha Ajan Sonya'yı aktive etti. Bu görev o kadar büyük, o kadar önemli ve stratejikti ki kod adı bile ona uygun olarak Enorma projesi konuldu. Hatta bir noktada Joseph Stalin bizzat kendisi Ursula'ya atom bombasına ilişkin bir dizi soru gönderdi. Ursula da Stalin'in bu sorularını yanıtladı. Peki Project Enormo nasıl işledi? 1942 ve 43 yılları boyunca birkaç haftada bir Ursula Oxford banyosu ile Summertown'dan Banbury köyüne giden sabah trenine biniyordu. Kırsal bir alanda iniyor, gizli mesajların değiş tokuş edildiği yer olan bir ağaca kadar ormanda yürüyor ve o ağaçta bulunan bir kavuğa Fuchs'a buluşacakları yerin koordinatlarını ve zamanını bildiren bir not bırakıyordu. Fuchs bu şekilde her sefer farklı bir yerde ve şekilde Ursula ile buluşup
ona casusluk tarihindeki en büyük ve en önemli bilgi aktarımlarından biri olan toplamda 750 sayfalık bilimsel sırrı verdi. Ursula radyo mesajları kullandı ancak bilgiler bu şekilde iletilemeyecek kadar büyük ve teknikti. Bu nedenle mikrofilmler oluşturdu ve her şeyi iletmeyi başardı. 1943'te İngiltere, ABD ve Kanada her üç ülkenin de büyük bir atom bombası inşa etme projesinde birlikte çalışacaklarını ancak Sovyet müttefiklerini bilgilendirmeyeceklerini öngören Kübek Anlaşması'nı imzaladılar. Fakat anlaşma imzalandıktan sadece 16 gün sonra bu bilgi Moskova'ya sızdırıldı. Birçok tarihçi bu sızıntıyı Soğuk Savaş'ın erken bir nedeni olarak görüyor. Bu anlaşma sonrası fizikçi Fuchs hemen Washington'a transfer edildi. Bu nedenle Ursula'ya da Çekiç Projesi kod adıyla yeni bir görev verildi. Kabaca bu görevde Ursula, Nazi karşıtı bir Alman olarak Amerikan ordusundan yetkililerle irtibat kuracak, onlara kendi gibi Nazi karşıtı Almanlardan oluşan bir grup erkeği bulacak, o kişiler de Almanya'ya paraşütle indirilip içeriden Amerikan istihbaratına bilgi geçecekler ve türlü sabotajlar gerçekleştireceklerdi. Ursula sadece ABD ordusuna çalışıyor gibi görünüp gruptan edinilen bilgileri gizlice Kızıl Ordu'ya da aktaracaktı. Ursula tüm bu operasyonu başarıyla yerine getirdi. Sonunda hep arzu etmiş olduğu gibi bireysel çabalarını Nazilerin sonunu getirmekte kullanıyordu. Üstelik tüm bunları yaparken bir anne ve ev hanımı kimliğini ve bunun gerektirdiği tüm rutinleri sürdürüyor, çocuk büyütüyor ve kasabasında son derece sosyal bir hayat sürüyordu. Birkaç yıl sonra 1949'da Sovyet ordusu Ursula ve Fuchs tarafından aktarılan sırlar sayesinde Kazakistan'da kendi ilk nükleer silahlarını başarıyla test etti. Bu şekilde Soğuk Savaş hız kazandı. Saygın ev hanımı Miss Burton ise yıllar boyu kendini gizlemeyi başardı. Ne komşuları şüphelendi ne de İngiliz istihbaratı bir adım attı. Ancak bu durumun sebebi istihbaratta hiç kimsenin Ursula'dan şüphelenmemesi değildi. Aksine ülkedeki en yılmaz istihbarat ajanlarından biri olan MI5 görevlisi Millicent Baggett kokuyu almıştı. Zira onu İngiliz pasaportuna başvurduğu günden bu yana takip ediyordu. MI5'te komünistleri avlamak için özel olarak tasarlanmış F bölümünde görevli Baggett, Ursula'nın geçmişiyle bugün arasındaki uyuşmazlıkları fark ederek bir rapor yazmıştı. Ancak rapor istihbarat servisinde o dönem baskın olan seksist yaklaşımın kurbanı oldu. Çocuklu, feminen tavırlı, narin yapılı birinin casus olacağı düşüncesi absürt bulundu. Ayrıca casus olsa bile İngiltere topraklarında casusluk yaptığını kanıtlayabilecek bir delil henüz yoktu. Ancak Hitler'e suikast planında yer alan Alexander Foote 1947'de İngiliz istihbaratına gidip tüm kariyerini anlatmış ve tabii Ursula'dan da bahsetmişti. Ancak Ursula'nın artık emekli olduğunu söylemişti. Bu bilgiden sonra bile Ursula'nın tehlike oluşturabileceğine ihtimal verilmedi ve İsviçre'deki faaliyetleri sonrası gerçekten de emekli olduğu düşünüldü. Ursula durumu bir kez daha ucuz atlatmış gibi görünse de İngiliz ajan Baggett Ursula'yı yakın izlemeye almıştı. Birkaç yıl boyunca düzensiz aralıklarla haberleşmek için kullandığı ağaç kavuğuna gidip geldi. Sonunda Ocak 1950'de ağacın içinde Doğu Almanya'ya gitmesine izin veren seyahat için gerekli resmi kağıtların olduğu bir mektup buldu. Bundan bir ay sonra Klaus Fuchs tutuklandı. Ursula kendisinin suçlanıp tutuklanmasının da artık meselesi olduğunu biliyordu. Puslu bir sabahın erken saatlerinde Rollright kasabasındaki evi terk etmeden hemen önce kendi yapmış olduğu tüm radyo ve telsiz iletişim cihazlarını yakındaki ormanlık alana gömdü. Ardından ailesini de alıp Doğu Almanya'ya gitti ve gelecek 40 yıl boyunca da İngiltere'ye dönmedi. Ursula Doğu Almanya'da Amerikan emperyalizmine karşı Bülten isimli bir derginin editörlüğünü yaparak eyalet basın departmanında işe girdi. 1956'da emekli oldu ve Ruth Werner takma adıyla o dönem en çok satan çocuk kitaplarının yazarı oldu. 20 yıl sonra 1977'de yani 70 yaşında bir Sovyet casusu olarak hayatını ortaya koyan Sonya's Report yani Sonya'nın raporu adlı bir otobiyografi yayınladı. Bu kitapta yine en çok satanlar listesinde yer aldı. Ursula idealisti ama aptal değildi. Doğu Almanya'da güvenliği ve başarıyı bulmasına rağmen çevresinde olup bitenlerin gayet farkındaydı. Ömrünü adadığı ideolojisinin pratiği pek iç açıcı değildi. Anılarında komünist hükümete dair tam bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getiriyor ve Soğuk Savaş dönemi boyunca gözlemlediği devlet onaylı şiddet ve baskıya değiniyor. Albay Ursula Kuczynski 82 yaşına geldiğinde artık Doğu Almanya'da rejime karşı büyüyen protesto hareketleri içerisinde yer alan bir karşı devrimciydi. Genç protestocu kalabalıklara hitaben konuşmalar yapıyor, onlara destek veriyordu. Bu şekilde ömrünün son yılları da kendisi ve ailesi için defalarca kez korkunç riskler aldığı sisteme karşı çıkmakla geçti. Ajan Sonya, Miss Burton, Ruth Werner yani Ursula Kuczynski 2000 yılında 93 yaşında Berlin'de hayata veda etti.
kim bilir daha başka ne çok sırla birlikte.